Evet sevgili dostlar, güzel insanlar, değerli YouTube izleyicileri, yeni bir video çekimle tekrar sizlerle birlikteyim. Daha önceden çekim yapmış olduğumuz bir abimizin yanına geldim, bir ziyaret edelim. Bir işim vardı, telefon ettim, o da buradaymış. Şimdi onlara bir sürpriz yaptım. Bir de arkadaşımız buradaymış galiba, şimdi gördüm buradan içeride. Şöyle hemen çevireyim, burayı tanıyanlar tanıyor. Birazdan selamımızı verip sohbetimize devam edeceğiz. Çekebilirsek bir iki kuş çekeceğiz. Sohbet edeceğiz. Ve içeri girelim arkadaşlar. Mekanı bu şekilde göstereyim. Evet, mekanı görenler görüyor arkadaşlar. Bilenler biliyor. Tanımışlardır diye düşünüyorum. Videoya başladığımız bir mekanlardan bir tanesi. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Hoş geldin Hakan. Tugay Ongan abimiz. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşım misafirimiz. Selamünaleyküm kardeşim. Senin tarihini kutlayacağım. Enver Yeni. Ravnaim'den. Sen de kuşçusun. Biz de kuşçu adayıyız. Kuşçu adayı değilsin de kuşçusundur. Buraya gelirsen bu adamın yanında duran kuşçu adayı olmaz değil mi Turgay abi? Bu adamın yanına gelen adamlar kuşçudur. Vay, çömez kabul etmiyor herhalde ha? Öyle mi? Yok öyle çömez diye bir şey yok estağfurullah da. Yani bu adam yanına gelip de bu adamdan bilgi almayan insan yani zor. Kuşçu olmuştur yani. Onlar da uyguluyorsa, içinden bilgileri seçiyorsa evet arkadaşlar kuşlar dışarıda görüyorsunuz. Turgay abimiz her zaman gibi yaz, kış fark etmiyor. Burada kuş uçuruyor. Havada şu anda iki tane mi var kuş var? Kaç tane var? Üç tane mi var? Dört tane mi var? Bir de yukarıda uçuyor. Bayağı uçuyor kuşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız yerde. Bunlar toprağında uçuyor. Bunlar yavrular. Bir sonraki bize tekrar bir kuş kaldırdığında onu çekim yapıp sizlerle evet bu vadiden sizlere çekim yapıp sizlere paylaşacağım. Görüşmek üzere diyorum. Evet. İnme şeyine geldi. O kadar seferini bıraktık. Video açtık. Bu da inme seferiymişmiş. Yavrularla beraber uçan kuş nefes veriyor. İşte bu şekilde arkadaşlar. Size sadece bir tane bir çekeyim dedim ama inecek. İnmedi geçti evet. Arkadaşlar. Aşağıdan gelecek. Kuş 45 dakika, 1 saattir havadaydı arkadaşlar. Birkaç sefer yaptı, çekeyim dedim ama yeni teke düşmek üzere olan bir kuş. İnşallah daha güzel seferlerini ileriki zamanlarda yapacak arkadaşlar. Şimdi bu kuşları koyduktan sonra bir kuş izleyeceğiz. Onun kalkışıyla seferlerini size çekeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Vallahi kızmış mızmış, bir kimse de kuş yok. Senin orada yine iyi kötü vardır, izleyeceğiz bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle kalkışını görelim. Evet, maşallah. Lan yok diyor şu kuşun kalkışa bak ya. Yemin ederim. Vallahi kuşlar hazır değil. Hepsi kızmış. Onun için bundan sonra atacağım bak. 2-3 tane daha atayım da hazır değil kuşlar. Abi geldi kara çekeceğiz işte. Olanları göstereceğiz. Gökleri falan hep kestim. Kanadını kestim. Biliyorum haberim var da olsun. Yani habersiz geldik ya, böyle yani normal yani. Deneme kuş olduğu için önemsemiyorum. Bunlar uçsun diyorum yani. Evet. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Havadaki kuşumuz şöyle kalktı. Şöyle geldiği kadar bir iki sefer çekersek sizlere de paylaşacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir tane üstümüzden aldı şöyle. Tam yakalayamadık ama olsun. Evet arkadaşlar daha kuşumuz havada uçuyor. Şöyle ateşimizi de yaktık. Böyle yanında bir kuş kalktı ama kuşumuzun yanında başka bir kuş yerden. Yine de hemen bir şöyle bir sohbet yapalım. Turgay abi sana bir soru sorayım. Mesela bazen teke alınan kuş o anda ya çatıya ya da işte ağaca falan atabiliyor bazı kuşlar. Bunların sebepleri neler olabilir? Sen de düşün kardeşim, sana da aynısını sen de söyle. Hakan, teke aldığın zaman kuşu takip edeceksin. Kuşun hani bunalma zamanları var. Yere evet. çalışır inemediği zaman ona yardımcı olman lazım. Yardım etmediği zaman kuşu yani sağ sola gezdiği zaman yani kolaylığı var onun. Bir yerden çabuk inecek kuşları yana atarak onu tamam mı? O şeylerden uzaklaştırsın o hayvanı. Yani pırıltı falan verip indirmek sapırma lazım. Sapırma diyelim yani bunu teke düştüğü tam zaman çok çalışıyor ya. Evet. Kuvvet yediği zaman, kuvveti bittiği zaman sapırma anı oluyor. Yerine de inemeyince sen bunu ne yapacaksın? Elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışacaksın. Bunu. Yanına oyunsuz kuşlardan, yeni yavrulardan takarak biliyor musun? Onu oradan vazgeçirteceksin o saldırdığı yerlerden. Anlıyor musun? Anladım. Sence kardeş, senin düşüncen ne? Senin şöyle bir düşüncen var. Vallahi ustanın
o ustanın yanında şimdi bir şey demeyeyim yani. Ben pek o konuları bilmiyorum. Yani ustama katılıyor mu diyorsun? Ya katılıyorum aslında, dediği gibi yani ilk oyuna giren kuş biraz bazen sapıtıyor. Dediğim gibi bir destekleme yapacaksın. Çabuk böyle taze yavru atacaksın, onu çevirsin, o hata yapmaması için. Evet. Yani ha, hedefe çeksin. Evet. Çok fırıltılık alttan verdiğin zaman zaten o kuş sapıtmış, anlıyor musun? Verdikçe o da daha delinir. Peki yavru kuşlar mesela uçurmaya başladı. Yavru kuşların mesela diyelim ki hani uçurduğun zaman yere alıştırmak için bir dakikadan, iki dakika, üç dakika derken böyle hani atıyorum ki iki hafta içerisinde kuş 15 dakika, 20 dakika uçumunu aldı. Şimdi Hakan, bak, bu kuşlar nasıl uçurulmalı? Yavru, öyle bir soru sorayım. Kime düşen yavruyor, tamam mı? Anadan babadan ayırdığın zaman, uçum kümesini aldığın zaman, hı-hı, ilk iki üç gün o uçum kümesinde hepsi kendi yerlerini alması lazım. Baktın ki hepsi yerini almış değil mi? Evet. Hepsi yani sıralanmış. Bunları dışarı çıkarıp dışarıdan o kümesi alışkanlığını yaptıracaksın ilk önce. Bir haftan geçecek yani. O kuşu hemen çıkarıp uçurmayacaksın. Bir hafta kümes pis yapacaksın. Baktın ki bunlar sağlıklı girip çıkmaya başladı. Yavaş yavaş kuşlara dürteceksin yani. Uçurmayacaksın. Sopayla kaldıracaksın. Hangisi uçabilir? Mesela bazıları iki kardeş var. Biri hantal olur, uçamaz. Sen yani evet, uçacaklar şey yapıp haftın böyle buralarda dolandıracaksın 2-3 gün. Ondan sonra aralarına bir tane atık ekeme atarsın. Anlıyor musun? Öncü diyelim. Öncü artık ne diyorlarsa. Ondan atıp kuşu böyle bir havalandırırsın. Baktı uçanlar var ya, ikinci gün zaten o kuş yerde durmaz, uçacak kuş. Ondan sonra kaldırırsın. Ne kadar dayanacak? 3 dakika mı 2 dakika mı insin. O gün yeter onlara. 2-3. 4. uçumu yapmayacaksın. İkinci gün zaten o kuşu var ya kaldırdığın zaman 3-2 gün sonra yukarıya çıkmaya başlar. Kendi başına uçmaya başlar. Tabii o zaman öldürsen de bir yere gitmez. O yorulduğu zaman yani ineceği zaman kuşu zorlamayacaksın, gelsin insin. Peki bu o uçum devresinde ağaca atan kuşlar olursa veya işte bir bacağı çatıya... Hemen kaldırman lazım. Yani saniye olmayacak. Ha, bekletmeyeceksin. Aşağı hemen durdurmayacaksın. Onu işte kaldırdığın zaman yavruyu takip edeceksin. Islık çalacağım, bir şey yapacağım, kondurmayacaksın. Sağa sola ayağını atarsa oyuna bindiği zaman da gider oraya atar. Zorlandığı evet, zaman yani. Evet. Sen düşünüyorum, sen ne diyorsun, bir şey diyor. Yani o durumda mesela benim fikrim hani taze yavru kaldırıyorsun ya, hani 3 dakika 4 dakika tur atıyor, geliyor, iniyor. Evet. Kanadı kesik kuş hazırda elinde duracak. Baktın yavru sapıtacak. Hemen göstereceğim. Piste atacaksın, kuş çeker yani. Ya o taze yavru hemen gelir iner yani. Evet, aynen. Katılıyorum. Yani en hemen kuş şey göstereceksin, yani yerini alıştıracaksın yine kuşu. Aynen. Zaten belli bir şeyden sonra da zaten yerini benimser, yerine inerler yani. Evet. Peki Turay abi, sen ne başlıyorsun güneyiz? Mekanize kuşumuz da şöyle havada hava fişek yapıyorlar. Beraber takıldı, bayağı uçuyor arkadaşlar. Şimdi destek tüyü var kuşlarda, biliyorsun. Şimdi bu destek... Kapak tüyleri, destek tüyleri. Bu kuşlarda önemi nedir bu kuşlar için? Abi kapak tüyü bak. Mesela şöyle bir soru soruyorum. Bak şimdi kapak tüyüne mesela ben bunu bir programda yine söylemiştim. Kuş 6. teleğine geldiği zaman mesela işte oyunu bırakırdı bırakmazdı bir olay var. 6. telek ne oluyor biliyor musun? Artık iyice tamamen tüye girme şeyine başlıyor. Kapak tüylerini atıyor. Kapak tüyleri işte destek tüyleri diyorsun ya. Evet. Orada işte oyundan kaçıyor. Kuşu orada işte artık baktın ki eğer oynuyorsa kuş, bazı kuş ikinci kanada, son kanada kadar oynar. Evet, aynen. Ama baktın ki o kuş kaçıyor, geliyor, boş inmeye başladı. Uçurma, kanadını kes. Veya takıdan kaçıyor diyelim. He, yani o kuşu uçurdukça boşaltırsın yani, rezil olur. O baktın ki kaçıyor, kes kanadını. 6 tane mi var, 5 tane mi var, fark etmez. O kuş, yani kanadını tamam zaten oynayacak geri. Biliyor musun? Evet. Boşaltmaz. Uçurdukça boşaltırsın. Yani destek... Kafayı bırakır, oyunu bırakır. Dolandırır senin kafanın üstünde. Destek tüylerin buna bağlantısı var mı diyorsun ya? Ya destek tüyü, şimdi uçakları görüyor musun? İnerken kanat açılıyor. Evet, kanatlar. Aynen. Bu kuşlar yani her tüyü kuş için bir özelliğidir. Bunu ben bilemem, anlıyor musun? Hangi tüyü hangi şeydir. Bunu söyleyende yalan söyler zaten. Ama ki o koruyucu, kuşu uçuran şeyi kapak tüyüdür. Kanadı, peki. Bak kanatsız kuş, keselim kanadını atayım, uçacak mı uçmayacak mı? Baş kanattan da keselim. Uçmaz abi, nasıl uçsun? Uçar, uçar. Baş kanatla. Kapak nasıl? Tüylerini yol, kalkmaz yerden kuş. Hop hop hop, ne oluyor? Anladın mı? Kuşlar her şeyi ülke arkadaşlar, görüyorsunuz. Peki kuyruk açımı nasıl olmalı Turgay abi? Ya Hakan,
Şimdi bunlar hep... Hakikaten diyor, bir kuru kaçımı sence nasıl olmadı? İyi bir kuş, senin tercih ettiğin kuru kaçımı nasıl? Kanıyla oynar, kuyruğuyla, kanadıyla. Tabii ki kanat yapısı, fizik yapısı kuşun normal olması lazım. Evet. Anlıyor musun? Ama bu çatı kuyruk diyorlar ya böyle aşağı. Hı-hı. Yani boru kuyruk olan kuşlar fişekli kuşlardır. Evet. Anlıyor musun? Bu çatı olanlar genelde savuran kuşlarda olur bu. Perdaklı kuşlarda olur. Yani taklalı kuşlarda çatı kuyruk olabilir ama böyle boru gibi olanlar da fişekli kuşlar. Perdaklı fişekli bazıları kuşlar. Bazıları da kambur kuyruk İşte oluyor. Kambur kuyruk. Sanki işte böyle. Bu mesela bak bu dumanlı nasıl kuyruğu? Boru kuyruk o. O evet. Kuşun yani fişekli kuş. Atımlı kuşların yani özellikleri mesela değişik oluyor. Savuran kuşlarınki değişik oluyor. Kanat yapılarına falan. Ama şu anda kanat yapısıyla kuşu belirleyemez. Niye? Çok kan girildi. Şimdi ben bazı kuşlarda mesela kendi gördüğümdeyim. Ben bazı kuşlarda kanatlarını eline aldığım zaman kanat uçları böyle bazılarını düz, bazılarını da böyle sivri. Yok böyle kanatlar. Böyle şey gibi hani böyle oluk gibi böyle aşağı doğru uca doğru eğiliyor. Şimdi bak. Bu kuşun oyunda etki ediyor mu sence? Sivri kanatlar var ya böyle aşağı doğru şey. Bunu fişekli kuşlarda genelde olur. Atımlı kuşların kanatları zaten ince olur. Açtığın zaman böyle parmağın gibi aralıklı olur kanatları. Bunlar da atım oluyor genelde. Anlıyor musun? Yani ben şimdi... Kalın kanatlı kuşlar mesela, tamam mı? Perdahlı takla zoruyla giden kuşlar. Kuvvete dayalı oynayan kuşlar da kalın kanatlı. Evet, kuşum bir kere geldi arkadaşlar. Şöyle. Gitti. Sardı oradan geliyor, şov yapıyorlar. Yanına kuş kalktı mı? Yapacak bir şey yok. Onu size gösteremedik. Şunu tutabiliyor muyum? Kuş var ya, geçen koyu uçurduğumuz kuş bu. Kafası dönük bunun. Bu. Evet. Bak bakalım kanatlarına. Yani bak şimdi bak öyle değil. Bak, mesela... bak. Bunun baş kanadına da bak. Birinci kanattan büyüktür baş kanadı. Bunlar çok uzun mesafe yapıyor bunlar. Tamam, o onun bir hani, özelliği diyelim. Kayseri'de de birisi diyor ki, bu kuyrukları diyor, ince olursa diyor, çok taklalı oynar. Terekleri. Bunun kuyruğu ince mi ortadaki? Gözüküyor değil mi? İnce. Bu kuş 25, 28, 30 saklayla oynuyordu bu kuş. Evet. Yüzünün üzerine çıkıyordu bu kuş. Ya ben demek istediğim şimdi mesela şurada ben göstereyim elime alabilirsen bak. Şu kuş mesela şu seyircilerimize görsün. Bak seyircilerimize görsün. Şu kanadın mesela şurası şöyle mesela bükük oluk gibi şöyle olanlar gördüm mesela. Şu şekilde kanadı açtığın zaman. Onlar niye onun yapıyor? Onun bir özelliği. Çok kanada yüklendiği zaman o kuşlarda oluyor. Kanada yükleniyorlar ya. Onlar da oluyor genelde. Hani demin oluk kuyruk dedik ya. O kanat kısmı böyle şöyle mesela elimle göstereyim. Şöyle oluk gibi şöyle duruyor yani. Düz durmuyor da böyle şöyle oluk gibi duruyor. İşte, o kanatının kısmı. Bak. Sesli kuşlarda, sesli oynayan kuşlarda bakın. Yani bir aydan sonra, iki aydan sonra şey gidiyor hep kanatlarını yerler. O sesten oluyor. Kanadın bükülmesi falan ondan oluyor. Sert yani. Çünkü onlar kanada yüklenerek gidiyor. Hmm. İşte içeride kümeste bile yiyor bazen yani. Bazen tersine giriyor böyle çıkışlar yapıyor ya. Evet. O zaman işte kanatlarını yan vurduğu için yiyor kanatlarını. Onun için böyle dönüyor kanatları. Anlıyor musun? Bak bu kuşların özellik bu. Baş kanatları ikinci kanattan uzundur bunlar. Evet. Anlıyor evet arkadaşlar. Bu kuş 100-150-200 metre gitti oluyordu bu kuş. Ben burada hakikaten çok yani çok kuş izledim. Bulundun içine giriyordu kuş. Gerçekten de. Turgay abimiz bu kuşlara emek veren bir abimiz. Daha önceden de... Yani kanat yapıları yani tamam eskiden mesela boru kanat diyorlardı. Geniş böyle kanatları oluyordu. Sivri kanat vardı. Anlıyor musun? Hmm. Bir çeşit vardı ama şimdi bakın posta kuşu yakaladım. Bu demin getirdim ya şampiyon dediğim. Evet. O kanadı gibi onun da baş kanadı uzundu. Demek mesela ki çok yani o da hızından, hızından falan fark ediyor olabilir onlarda da. Onlar hızlı uçuyormuş işte. Yok onlar hızlı uçmuyor. Onlar şey kuvvetli kuşlarmış diyor. Ben sordum adama. Evet. Sivri kanatlar var ya, postada da sivri kanatlar hızlı uçuyor işte. Fişekli kuşlar sivri kanatlı oluyor. Ne diyorsun? O zaman arkadaşlar ben bir soru sorayım. Bir seyirde bir soru olarak sana sorayım ilk soruyu. Mesela Kayseri kuşu mesela diyorlar hani 15-20 dakikada bir sefere geliyor. İşte Ankara kuşu veya başka bir kuşu biraz daha hızlı çok geliyor. Senin sevdiğin böyle tarlacı kuşu olarak tarzın nasıl? Ne kadar da bir sefere gelmesini istersin? Seni tatmin eden veya memnun eden nedir? Sence ya, nasıl olmalı? Ya ben mesela benim sevdiğim oyun tarzı 2 metrelere insin. Evet.
taban taklası olduğu zaman tabii bir daha ekstra bir güzellik veriyor o girişlere falan. Hı hı. Ondan sonra 4-5 dakikada, en geç 10 dakikada bir gelen kuş benim evet. için idealdir yani. Yani 10 dakikada fazla geçmesi beni sıkmasın mı diyorsun? Sıkıcı olur o zaman. Yani aslında severci yani. Güvercini beslediğimiz için diyorsun. Aynen. Kuşun biraz 5 yani dakika civarında sefere gelmesini... 1 saat uçan bir kuş için 4-5 dakikada bir gelse... Yani seviyoruz diyorsun yani. Yani. Çünkü onun yani zevk verir yani. Zevk verdiği için ondan besliyor diyorsun. Evet. Evet arkadaşım, video son vereceğiz. Tamam. Senin söylemek istediğin son cümlelerin varsa seni alalım. Hemen Turgay'a bir döneceğiz. Bizi dinleyen arkadaşlara selam olsun. Aleyküm selam. Yani kuş beslediğin zaman temiz besleyeceksin. En önemlisi, bazen bakıyorum adam diyor ki 30 senelik soy. Adam kuşun kümesinin ortasına yemi atıyor. Kuş oradan yemi topluyor. Bu da pek inandırıcı gelmedi. Yakışıklı olmuyor yani. Evet. Yani evet. 30 senelik soya insan o kadar acımasız. Emeğimizi biraz temiz verelim yani, değil mi? Yani. Aynen. Kuşlarımıza dikkat edelim arkadaşlar. Teşekkür yani, ediyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sen de tekrar hoş geldin diyeyim bu araya. Bir tanıştığımda da memnun oldum. Öyle eyvallah, söyleyeyim. Evet Turgay abi. Aha, sendeyiz. Bu işte atımlı kuşlar bak, sesli kuşlar bak, ne yaptı demin kuş kalktı ya bak, kanatlar evet. Hep şey olur. Anlıyor musun bak, hemen bozuluyor kanatları. Bir nemli hava. Taklaya yüklenerek gidiyorlar bunlar. Kanada evet. falan yüklenir, ses yaparak gidiyorlar. Evet. Anlıyor musun? Bak aynen. Bunun kanat şeyine bak, ince şey yani o öbürlerine göre. Öbürüne göre biraz bak, daha baş kanadı kısa. Musun? Evet. İnce. Aynen. Bunlar işte burada biraz daha sesli. Fişekli yani, anlıyor musun? Fişek yapıyor bunlar, şey yapıyor yani. Evet Turgay abi. Dediğim gibi. Kuşlarda değişik. Bunda özellikler var. Bak çatı bulduk burada. Aşağı doğru uçakçı bulduk. Evet Turgay abi, birazcık bilgi aktarmaya çalıştık arkadaşlarımıza. Şimdi sen de geldik burada, haberle ziyaret ettik. Ateşimizi yaktık, biraz ısındık. Evet. Sohbet ettik. Şöyle son cümlelerini alalım. Söylemek istediğim bir şeyler varsa. Valla ne diyelim Hakan, herkes uçurduğu kuşun ayrını görsün. Anlıyor musun? Ama evet. Ben çok takip ediyorum medyayı, biliyor musun? Millet kuş alıyor milletten. Anlıyor musun? Götürüyor. Orada hemen o kuşun oyununu bekliyor, biliyor musun? Olmuyor. Sonra adamlar kuşlarına şey yapıyorlar. Herkes hani kendi böyle çok bilmiş ki yapıyor da bu şeyler öyle olmuyor. Bir kuşu tanımak var ya. Bir sene iki sene. Aynen. Olmuyor. Ben o da en lafına geldim. Turgay'a bak. Ben senden bunu ilk öğrendiğimde bana demiştim ki Hakan demişti. Kuşu tanımadan demişti. Kuş da bir şey karar veremezsin. Kuşu mutlaka tanıyacaksın arkadaşlar. Kuşu iyi tanımanız lazım. Kuştan verim elde edebilmek için. Bak burada ne kadar kanadı gelmiş kuşlar var. Bunları bu havada attığın zaman zaten mahvedersin. Evet. Ha ben bunları şimdi niye uçuruyorum? Deneme kuş olduğu için bu aylarda uçuruyorum ben bunları. Evet. Bak gel. Kanadını kestiğim kuşları da gör. Ya zaten görünüyor ya. Hepsi yerde bak. Zaten aynen. Bak gel burada. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bak. Gökperçemlerin kanadını kestim. Niye atmaca çok? Bak. Sarı uçtu. Kirli uçtu. Bunların hepsi tek olan kuşlar mı? Tabii bunlar hep şey oldu. Tek olan kuşlar. He. O beyaz şimdi inşallah zaman olsa kaldıracağım onu. Ya, o beyaz yavruların anası o. Kanatlar onun da yeni geldi bak. O takke perçem gök kanat bekliyor. O bekliyor. Bu kırmızı sarı. Bu. Şöyle hepsi olacak. Bunlar oynadı. Orada da var. Bak bu damız da deneyeceklerim de burada bak bunlarda. Burada uçan. Bak o gök takkeli. Uçtu. O dumanlı kirli uçtu. Damıza şey yapacağım. Yani damıza atacağım değil. Deneyeceğim damızlıkta. Ha, yavrusunu hani, veriyor mu vermiyor mu? Altı çalışıyor mu? Vermiyor, altı evet. Çalışmıyorsa anlıyor musun? Devam ederim uçururum. Şimdi kuşta hani diyorlar ya altı sağlam olacak demesi ne maksatta diyorlar bunu. Bence kuşun altı sağlam kuşun 3-6 oynaması lazım. Yani. Zaten iyi kuş dediğin zaman 6 çalışması lazım. Yani kendi oyununu ve daha üstünü yavruya veren bir kuş. Tabii altın. İyi kuş dediğin bu arkadaşlar. Bak ben bu mesela bildiğim kuşlar bak sarıyı. O sarı kardeş. Demin de dumanlı takkeli vardı ya onlar. Hiç uçurmadan damızlıkta denemek için koydum yani yedek olarak. Anlıyor musun? Evet, çünkü zaten bildiğin kuşlar. Bildiğin kuşu bak Araplar da uçurmadım bak. İkisi bu kendi kendine taklaya binmiş balık. Bu da Arapların kardeşi. Bunlar bildiğim için uçurmaya gerek yok ama deneme kuşu ben kışın da olsa bak bu havada attık havaya kuşları. Evet. Deneme arkadaş, kuşları iyi, sonuna kadar deneyeceksin. Daha iyi kuşları ben gelemedim buraya, zamanım olmadı. Yazın izne gittik, çekimlere gittik ama inşallah işte olduğu zaman yine burada daha güzel çekimler yapacağız.
Bunun bilgisini size verelim. Evet Turgay abi, şöyle kendimi sana döneyim. Kapanışı sen bana oradan, sen kendin yap. Bakalım nasıl bir kapanış. Şöyle çevireyim. Akın. Evet Turgay abi. Herkese sendeyiz. Selam olsun. Aleyküm selam. Seyircilerimize söylemek istediğim başka bir şey varsa. Yani kimsenin aklıyla kimse kuş beslemez. Kuşunu iyice tanısın. Kuşun meziyetlerini öğrensin. Besleyecek kuş da yerine inecek kuş olsun. Tamam mı? Taklasız inmek önemli değil. Taklasız insin ama seferini yapsın. Altın doldurduğu zaman o kuş zaten taklayla iner. Ya bir kuş şunu soruyor. Şöyle bak, yine hemen bir soru geldi aklıma da. Mesela kuş taklasız mesela buraya inmesi mi iyi? Yoksa taklalı inse de 15 metre, yok, 20 metre öbür tarafa veya ağaca inmesi mi iyi? Yok, hangisi daha iyi? Kuş yerine inmeyen kuşu kümese sokma. 100 metrede oynasa, 200 metrede oynasa. Şu oraya bana 15 metreye, 15 metreye inip de 10 tane inen kuş iyi mi? Bu bahçeyi değil, bak. Bu bahçenin oynadığı yani zaman var ya, bu bahçenin içine inmeyen kuş iyi bir kuş değil. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Aynen. İstediği kadar oynasın o kuş. Taklasız da inse yerine insin, sizi bir bahçe yesin arkadaşlar, öyle söyleyelim. Yok. Hani şimdi oynayacak kuş gidip oralara, çatıları gezip de çatıya düşerse o kuş bir şey yaramaz. 5 metre oynasın, yerine insin. Aynen. Evet arkadaşlar. Yer hakimiyeti olan kuşları beslesin. Hadi el sallayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. El salla. Hadi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar arkadaşlar. Görüşürüz.